Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Avrupa'da bir emirle bugün İlayda ileyiz tekrardan. Kendisi Bayer'de HR olarak çalışıyor. Almanya'dan katılıyor yayınımıza. Bugün onunla beraber CV'leri inceleyeceğiz. 3 tane CV seçtik. Hoş geldin İlayda tekrar. Merhaba, hoş bulduk. <laughs> Kendinden bahsetmek istersen bir iki cümleyle bahsedebilirsin. Sonra yani CV'leri şey. incelemeye geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. 4 seneden beri ben HR neredeyse 5 sene dolduruyorum bu sene. HR bölümünde çalışıyorum. bir seneden beri Bayer için çalışıyorum. Orada stajyerleri, trainee'leri, werkstudentleri ilk videoda da konuşmuştuk werkstudentin önemlerini ben. onları. Aynen. ilk videoyu izleyin mutlaka. Onlar için çalışıyorum. Bugün 3 tane CV inceleyeceğiz. Alman şirketlerin neye baktıklarını, neye önem verdiklerini detaylı paylaşacağım sizinle. Hı hı. Ayrıca Ufak bir reklam yapayım. Hala kanala abone olmalısınız. Abone olun lütfen. Videoyu da alttan beğenmeyi unutmayın. Başlayabiliriz istiyorsan. Ekranını paylaş, CV'leri aç. Ondan sonra üstünden geçebilirsin tamam. CV'lerini. Zaten uzman sensin. Ben çok bir şey söylemeyeceğim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben de seni dinleyeceğim. <laughs> İlk CV ile başlıyoruz. Hı hı. İlk baktığım şey, yani böyle düşünmeniz lazım bir HR'ın e, günlüğü, e, günlüğü nasıl geçiyor. Bütün gün bazen CV bakıyoruz, bütün oh. gün hiç de bazen. Yani bazen oluyor, bazen olmuyor. Şimdi renkli şey çarpıyor gözümüze. Bazıları için Aa, tamam çok renkli, kendi enerjisini katmış. Bazıları için de günün sonuna denk geldiğiniz zaman böyle... Ay çok yoruldum yarın devam ederim gibi şey olabiliyor. Yani ben her zaman daha pastel açık tonları tavsiye ediyorum. Hı hı. Çünkü bazen o kadar enerjik CV'ler çıkıyor ki karşımıza diyoruz biz marketing bölümü için aramıyoruz birini. Yani bazen <laughs> temaya veya e, aradığınız işe uygun olmuyor olmayabiliyor CV. Ona birazcık özen e, gösterin renkleri. About me her zaman sevdiğim e, bir şeydir. Ama ben bunu üst kısma böyle bir iki cümleyle kendini anlatabilmeni isterim yani. Sonuçta tabii ki pozisyonlara bağlı ama birazcık uzun olmuş. Hani kendini Aha. anlatabilmen, 2-3 cümlede yapabilmen gerekiyor bunu. Her zaman dediğim gibi düzenleme. Her zaman en son ya da şimdi ne yaptığından en diyelim okul zamanını ve iş şeylerini sıralayın. Her zaman şimdiki şeyden geçmişe. Aha. Bazıları tam tersi yapıyor. Çok karıştırıyor. Önce bakıyorsun, ah şimdi ne yapmış en son? Onu hemen görmek istiyoruz biz. Ya da şimdi ne yapıyor? Hı hı. Mesela ben burada <laughs> şey göremiyorum. Experience <laughs> kısmında mesela tarih göremiyorum. Aynen. Mesela. Bir sene dört ay, ay falan yazılmış. Ama tarih yok tarih yok. Çünkü bazen böyle e, ilk videoda dediğim gibi her zaman güncel tutun LinkedIn profilinizi. Oraya Hı -hı. da bakılıyor. Çünkü burada zaman yazmıyor ama orada mutlaka zaman vermek zorunda olduğunuz için bazen aralık olduğu zaman e, üniversite arasında hani bir sene ara verme e, şeyin olabiliyor onları böyle kapatma isteği olabiliyor sadece e, kaç ay çalıştığını vererek ama tam tarih değil. Ona çok dikkat ediyoruz biz diyoruz. Hani bir sene boyunca ne yapmış olabilir? Neden burada aralık var gibisine öyle Hı -hı. onlara çok çok dikkat ediyoruz biz. Anladım. Um, bir de benim her zaman takıldığım bir konu var. E, skills Tamam ama tam olarak neyin skill'lerinizi yazdığına ona da çok önem verin. Bu şimdi IT skills, software skills. Onları yazmış ama IT yani başlıkta tam belli olmuyor. Hani skill'lerin arasında bazıları e, dil kursunu da yazıyor, şeylerini de yazıyor. Onları ayrı ayrı listeleyin. Aha. Çünkü burada mesela e, dil bilgisi de göremiyorum tam olarak. O çok önemli yurt dışına hmm. tabii ki. Özellikle Almanya için. Aynen. Hı -hı. Ama yoksa About Me bunu her zaman yapın, skill'leri her zaman yapın, references olduğu zaman yapın, LinkedIn profilinizi ekleyin, burada eklenilmiş, onları yapın ama daha düzenli olsun ki yani günün sonunda açtığımız zaman sevinelim CV'yi okumak ah tamam devam ne yapmış ne güzel bitirmiş e, bu bölümü falan yorucu olmasın göz için hem Değil. de tıklanmalı yapmış LinkedIn'i e. aslında o da benim o, o da çok şey. iyi aynen evet sence peki rengi nasıl yani hani çok mu renkli olmuş bu CV? yoksa daha mı düz renkler tercih edersin ben hep dediğim gibi daha Hı -hı. düz renkler birazcık göz alıyor, yoruyor. Hı -hı. Hani dediğim gibi günün sonunda belki şimdi trainee programlarımız olduğu için e, bir tanesine 500 600 tane CV geldi. Onların hepsini oh. bir günde bakmıyoruz tabii ki de. Hani bir var. ayımız var. onların günde 30 50 tane artık kim nasıl bakmak istiyorsa. E, günün sonunda bu geldiği zaman ya yani böyle renkte bir CV bayağı göz alıcı olabiliyor. Hı -hı. kalabiliyor. Yani daha no ne, ne derler? Ee, natural, hani renkler, natural, natural renkler, soft renkler. soft renklerde böyle pastel tonları seçeneği. Siyah beyaz kötü mü peki CV'de? Yani Siyah çok... beyaz kötü değil. Daha bence profesyonel duruyor. Bu benim kendi görüşüm tabii. Yani benimki siyah klasik. beyaz mesela. Şu Her, an. klasik klasik yani. hiçbir zaman şaşırtmaz. Hı hı. Tamam. Teşekkür ederiz. Ama uzunluğu sanırım iyi değil mi? Bir saat Uzun, hani. yani, Dolu gözük. Bir sayfa deniliyor. Her şeyi yazmış. O da Hı -hı. çok iyi hani daha düzenlemesi daha e, e, hani bir bakışta her şeyi anlayacağın gibi olsa daha güzel olur bir de başlıklara önem verilsin neskeli olarak ee, yoksa aslında güzel kendi hakkında bilgi vermesi de güzel bu birazcık daha kısa olabilir yani sadece şu bile yeter kendi hakkında. Çünkü evet. sizi birazcık da böyle açık ara bırakın ki sizi merak etsinler Şimdi hmm. her şey yazdığınız zaman Aa tamam her şey yazdı e, Tamam hmm, bakalım e, kaç puan veriyoruz bu seviye gibi Hı -hı. düşünüyorsunuz Ama birazcık açık ara bıraktığınız zaman Aa tamam ilgimi çekti bakayım Belki bir ilk görüşme ayarlayabilirim gibi düşünceler oluyor Anladım anladım güzel noktalar bayağı evet. Başka söyleyeceğim hı hı. bir şey yoksa ikinci seviyeye geçebiliriz istersen. İkincisine zaten. geçelim. Hemen böyle açabiliyorum. O zaman şimdi Hazal'la devam edelim. Ee, başlık ya da hemen gözüne çarpan düzenli. Güzel yapılmış. Burada e, LinkedIn olsun. Tanımadığım başka bir platforma eklemiş. Ile. Ha. O güzel. Herhalde klik olmuyor değil mi üstüne? Hı hı, bunlar Ama QR koymuş değil. ilginç. Hı -hı. Ama ekstra bir iş gücü hani tekrar PR okutur musun biraz? Düşünün. Yani sonuçta onu o zaman telefonumuzla yapmamız lazım. Evet, ekstra bir iş gücü. Hı -hı. Güzel. Sanırım, hı -hı. sanırım şu boşluk, linkleri. Hı -hı. Evet, sanırım şu boşluk kısmında telefon falan yazıyor, onları kap kapat o yüzden Lütfen. işte mail yazıyor, telefon yazıyor, onlar okey sanırım. Adrese hı -hı. gerek var mı peki? Almanya Adres... içindeysem. Belki Alman, evet. Almanya içinde yani benim her zaman önem verdiğimiz noktalar şu. Çünkü o bilgilerle kontrat hazırlanıyor. Doğum tarihi, doğum yeri onlar çok önemli. Oturduğunuz yer ve kimliğiniz yani Alman mı, Türk Hı -hı. mü o, o çok önemli. Peki onları yazmalı mıyız CV'de sence? Bence evet. Ge gerekmeyen şeyler şunlar oluyor. Bazıları singer evli, bilmem ne. O kimseyi ilgilendirmez. Hani hmm. o kimseyi ilgilendirmez. Mesela şey yazabilir miyim? işte Berlin, Almanya'da yaşıyorum. Hı -hı. E doğum tarihi ve yeri. E yeri olduğu zaman hani bazen biliniyor. Tamam hani Türkiye'de doğmuş. Türk olmak değil. Bir... Anladım. Hani bunları kısaca yazıldığı zaman çünkü kontrat için bunlar önemli bilgiler. Ama şey zaten hani ilk videoda söylemiştin. Sanırım yeni kullandığınız tool'da hani biraz kapatıyormuş bunlar onları. Kapatıyor. Evet. O Biz HR tarafı olarak görebiliyoruz. Öbürleri göremiyor. <laughs> Anladım. Galiba. Yani ne numara ne e-mail adresi <laughs> şeyiniz orada görünmüyor. Çok ilginçmiş. Evet. <laughs> About me kısa tutulmuş. İlkinden daha kısa bu yeterli. Gayet e, güzel. Kenara education'ler falan. Hani şimdi benim için bir şeyi kenara yazdığım zaman ek bilgi gibi bende bir hissiyat uyandırıyor. Böyle önemli şeyleri education bence ortaya yazılmalı. Hani bunlar ek bilgi. Hobbies ek bilgi benim için. Aha. Language tabii önemli ama o da yine ek bilgi olduğu için onları ben yani çalıştığınız yerleri, internship'lerinizi onları her zaman ortaya yazın ki hemen onlar görülsün. Çünkü kenara da göz atılıyor tabii ki de ama da ikinci planda oluyor. Ve hobis en son gelecek bir şeydir. O sizin hakkınızda evet o da önemli evet. Ama language'den önce olmaması lazım. Çünkü bizim için jogging seviyorsunuz önemli değil. Ne kadar Almanca ve İngilizce bildiğiniz önemli. Hı -hı. O daha üstte yazılması gerekiyor. References çoğu Türk CV'sinde görüyorum. Alman CV'sinde çok bulamazsınız. Olabilir, yazılabilir. Hiç e, sorun değil. İkinci sayfaya geçiyoruz. Burada tekrarlamış education. Hobiler de tekrarlanmış. Aynen. Tek Son aynı taraf tekrarlanmış tipi. zaten. Evet. Burası boş kalsa belki daha iyi bile olabilir yani. Evet. Ya da daha farklı bir düzenleme yapıldığı zaman daha çok görünüyor. Evet. Hani yukarı dil bilgisi yazılır, IT skill'ler yazılır. E, aşağıda hobi. Hobiler, ve referanslar. Referen. Aynen. Um, skill tabelası da çok... Yani ben şimdi IT recruiting yapsam orada bile çok zorluk çekerim bunu okumayı. Hani tamam tabii ki bunlar önemli software'lar veya e, IT skill'leri ama şimdi çok da hani anlamış değilim. Hani ilk bakışta anlayamam. Ah ne kadar bilgisi var bunda onda şunda. Ben ha. harita gibi düşünmüştüm <laughs> en başta. Hani sosyal medyayla Python'ı mı birleştirmiş falan filan diye düşündüm. Yani okumaya böyle çalışıyorsun. Başlık var o sandım. Ama evet <laughs> o, evet başlık var sandım böyle ama değilmiş yani. Tablo değilmiş o normal. Skill'leri <laughs> alt alta yazmak yerine böyle bir şey tercih ettim evet. aslında. Evet. Yani onu da öbür köşeye ya da yan tarafa yazılabilir bu skill'ler. IT skill ıı, altında. Hem bu education, hobbies, languages tekrarlanmamış olur, hem doldurmuş olursunuz Hı -hı. öbür taraf. Yani bunları öbür tarafa yazıp yan tarafa Hı -hı. alt alta düzenleyebilirsiniz. Öyle daha Hı -hı. güzel ve hemen bir bakışta anlayabileceğin gibi. Anladım. Çünkü dediğim gibi bazen gün sonunda o kadar CV görüyoruz ki ve bir bakışta bir şey anlamak istiyoruz. Evet. O da zorlaşıyor bazı CV'lerde. Burada sertifikaları ve projeleri koymuş. Sanırım bunlar güzel değil mi? Hı hı. Yayınlar bunlar var. da konulabilir. Ortada veya şu ne diyeyim ana bölümde yer yetmiyorsa bunlar da gayet sol tarafa yazılabilecek bilgi. Her zaman en önemli şeyleri ortaya ya görebileceğimiz bir şekilde hı hı. yazın. Öyle düzenleyin ve ek bilgileri veya paylaşmak istediğiniz şeyleri öbür tarafa alın. O da daha bizim işimizi kolaylaştıracak. Hı hı. Peki ben bir de şey soracağım. Experience kısmında mesela birer satırlık şeyler yazmış. Ee, bir önceki CV'de yoktu. Hani biraz daha açıklaması gerekir mi? Yoksa birer satır, iki satır yeterli hı? mi sence Experience'da? Mesela Volunteer hı hı. Summer Internship yazmış. Hı hı. İşte. Ee, ne düşünüyorsun bu konuda? Almanlar çok şeyle çalışıyor. Bullet points. Yani hı hı. çok da böyle cümlelerle. CV'lerin içine yazılması doğru olmuyor. Sonuçta ilkinde de dediğim gibi birazcık da açık ara bırakın ki ilgimizi çeksin. Hani şimdi oraya tabii ki iki üç tane bullet point eklediğiniz zaman hani ne yaptığınızla ilgili onlar iyi. Tavsiye Hı -hı. ediyorum ben her zaman. Hani staj için veya work student için şey yaptığınız zaman bile, başvuruda bulunduğunuzda bile yazın onları. Ama cümlelerle yazmayın. Onlar hmm. de hani about me haricinde cümleler... cümle kullanmayın. Mm -mm. Balıklar daha iyi evet. Tek Aynen. tek yazmak daha iyi diyorsun. Aynen. Aynen. Böyle bir iki üç tane yazsak fena olmaz. Aynen. Ne yaptığımıza Yeterli. Yeterli bu kadar ama böyle uzun uzun cümleler. Hı -hı. Onlar çünkü dediğim gibi günün sonunda hm, tamam ikinci, üçüncü cümle. Aa, tamam ikinci internshipinde ne yapmış falan böyle oluyor. Hakikaten hmm. kısa, kısa yazdığınız zaman daha hani hem bizim işimiz kolaylaşıyor hem o kadar fazla bilgiye de gerek yok CV'lerde. Anladım güzel güzel. Evet. Tamam. Başka bir şey demiyorsan diğerine de geçebiliriz. Evet. Biraz daha beğendim ben bunu daha böyle hoşuma gitti en azından böyle bir bakınca daha ilk başta düzenli. Düzelli. Yani, de güzeldi. Ama ikinci kısımda tekrar etmesi mesela ben bilmiyorum hani ben tabii sen uzmansın ee, hani. Bilmiyorum. Ben olsam tekrar etmezdim yani. Şu, şunları mı diyorsun? Evet. <laughs> Oraya başka bir şey yazın. Başka bir hani şey yazın. Formatı yazıyor. böyledir. Bazılarının hmm. formatı öyle ama e, iki kere bir şeyi tekrarlanması aa, anladım. Olmuyor. Eksik. <laughs> Ufak bir eksik. Tamam. <laughs> <laughs> e, o zaman diğer seviyeye geçelim. Aynen. Burada da yine. Kısa kendi hakkında bilgi. Hı -hı. Sanırım -hı. sağ tarafta fotoğrafı var herhalde da. orayı koymuş. Fotoğraf tavsiye ediyor musun? Ben çoğu zaman tavsiye ediyorum ama hiçbir zorunluluk yok. Hı -hı. Çalıştığımız o yeni da orada kapatıyor. fotoğrafı kapatıyor. Yani nasıl göründüğünüz önemli değil, skilleriniz önemli. Ama hani bir enerji verirsiniz yani. Veriyor tabii böyle, ki. Hani diyorsun, Aa, Ne güzel <laughs> hani uyuyor yaptığına gibi böyle düşüncelerimiz olabiliyor. Ee, olabilir, olmayabilir de. Yani Hı -hı. bazıları sansürlüyor. Bazı şirketlere başvurup bulunduğunuz zaman e, resim koyma imkanınız bile olmuyor. Öyle de yapıyor Hı -hı. bazıları. İsteğinize göre. Yani olsa iyi olur. Burada bir bakalım. Burada şimdi yaptığı work en üstte. Aha. Dediğim gibi en iyisi öyle. Kısaca yazmış, bullet pointlarını yapmış. Ondan sonra bazı topikleri de açıklama da bulunmuş. Bu iyi. Sonra internship'üne geçmiş. İyi ki ikincisi. Burada da yine kısaca yazılmış. Bullet pointlar yapılmış. Bu da güzel düzenli. Sonra education'ine geçmişiz. Burada Aylar yazılmamış, burada aylar yazıyor. Hı -hı. Hani onu şey yaptığınız zaman yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz ama o zaman her iki tarafta da öyle yapın. Hani burada ayları yazmış, öbür tarafta yazmamış. Hani yani Acaba bir şey mi var da yazmamış oluyor, değil mi? <laughs> evet, yani. Hı -hı. Ya yazın ya yazmayın ama bir tarafta öyle bir tarafta öyle e, yapılmasın puanını da yazmış. Yine burada yaptığı gibi açıklamada bulunmuş o da çok iyi farklı Hı -hı. bir renkte o da çok iyi yani bu renkler benim için en uygunu hani koyu mavi siyaha kaçıyormuşçasına açıklamaları da mavide bulunmuş o da çok e, iyi. Hani göz alıcı bir renk değil en azından. Burada da başlasını yazmış aynı şekilde. Yani her zaman nasıl baştan nasıl başladıysa sonuna kadar öyle bitirmiş CV'yi. O çok iyi. Yani Hı -hı. temiz çalışılmış. Hakan zaten benimle aynı dönemden. O evet. dönem. <gülüyor> <gülüyor> Havacılık özel arkadaşım kendisi. O da bak şey yapmak istedi. Hı -hı. <laughs> temiz çalışmış. Evet temiz çalışılmış burada da işte kendi hakkında bilgi, software, software ve it skills ikisinden birini yazabilirsiniz, Hobbies de yazılmış, o da gayet temiz, ee, ilk gördüğünde anlayabileceğin bir cv ee, zamanlar onlar da gayet uyuyor. E About Me yok sadece hani Hı, o yok um, ve yani İst zaten açık cv herhalde hani sorun olmaz mı diyorsun? Yani istediğiniz gibi yapın veya yapmayabilirsiniz de ama ben her zaman a tamam 2 3 cümlede kendinizi tanıtın ki a tamam bir bilgi uyandırın başkalarına. Hani küçük bir böyle 2 üç cümle bile yazsaydı gayet e, düzenli de olurdu. LinkedIn e, şeyini yine link ile paylaşmış. Ben Güzel. burada ufak bir şey söyleyebilirim. LinkedIn'i kendinizi optimize edebilirsiniz arkadaşlar. Hani benimkisi mesela Emircan diye link yani direkt. Hani işte o sondaki mesela A işte 628'li başlayan kısma gerek yok. Onu böyle optimize edebiliyorsunuz. Kısaltabiliyorsunuz. Benimkisi mesela Emir Can diye yazdığınızda direkt bana gidiyor yani açıkçası. Hı hı. Onu da tavsiye ederim. Süper. Ence hani üçünden hepsi hı hı. güzel, hepsini herkes emek harcamış ama üçünden yani bir HR gözünden en Hı -hı. temiz, en düzenli e, hemen bir bakışta anlayabileceğim, bütün bilgileri alabileceğim CV. E, Hakanın ki e, Bu peki bir sayfa olmuş mesela iki sayfa olsaydı böyle alt alta yazsaydı o da olur muydu mesela work experience, education falan hani? O da olur. O hiç Hı -hı. sorun değil. E, bazı veya, veya en standart, en klasik CV'ler şöyle oluyor. Demin Hazal'ınkinde gördüğümüz hı hı. gibi yan veya ek bilgiler yana doğru yazılıyor. Hı hı. Ondan sonra work experience, education, um, project, references onlar böyle alt alta yazıldığı hı hı. zaman iki sayfayı bulduğu zaman bir buçuk iki sayfa o da hiç e, sorun değil. Hani üç dört sayfa olunca oraya bazen sadece e, referansları ekledikleri için Açıkçası hepsini okumuyorsun 10-15 tarif. Evet çok fazla evet. oluyor o zaman değil mi? Aynen Anladım. ama böyle bir buçuk iki sayfa bence gayet iyi. Hı -hı. Tamam teşekkür ederim çok sağ ol. Verdiğim bilgiler için bence çok değerliydi. Umarım insanların da hani kendilerine katabilecek şeyler bulurlar videoda. Tekrar teşekkür ederim. Belki bunun ikincisini Hı -hı. üçüncüsünü de çekeriz bakalım. Yani eğer sorularınız varsa CV ile alakalı hani genel zaten ilayda da. Tiyolar verdi yani hani hem Almanya hem genel CV'lerle alakalı. Sorularınız varsa da aşağı belirtebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan teşekkür ediyorum İlayda'ya herkesin huzurunda. Görüşmek üzere arkadaşlar başka videolarla. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.